aşağıda inebiliriz. Yine sonra çıkabilirim aşağıda. Arkadaşlar öncelikle büyük geçmiş olsun. Üftade camii ve müştemilatı yanı başında bulunan Kavaklı Mahalle sınırlarımız içerisindeki binaların alt kısmındaki bahçelerde oluşan özellikle saat 16.30'da son bir haftadır yağışlara bağlı olarak ki buradaki binalar da 45 yıllık binalar arkadaşlar yaklaşık. Yağışlar neticesinde 16.30'dan itibaren bir göçük başlamış. Şu an Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, AFAD İl Müdürlüğümüz, Osman Gazi Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri 4 kurumda buradalar. Binalarla alakalı anormal bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii bütün zemin etütleri, sondajları yapılacak. Yaklaşık 7 tane bina boşaltıldı. Ve bu 7 binadan da yaklaşık 50-60 civarında daire. Yine arkadaşlarımız buradaki tespitlere paralel olarak sakinlerin bu birkaç günlük süreciyle alakalı bir süreci ilerletecekler. Biz de bugün çok değerli il başkanımızla şu an, çok değerli Osman Gazi Belediye Başkanımızla ve ekiplerle beraber olay yerine geldik. Tabii öncelikle büyük geçmiş olsun ama konuyu takip ediyoruz. Tabii çıkacak zemin etütlerine ve sonuçlara göre de burada bir karara verilecek. Öncelikle bir can kaybının olmaması çok sevindirici, onu söyleyeyim. Allah'a hamdolsun herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En azından bize ulaşan şu saat itibariyle. Tabii alt kottaki binalarda, ki binalarda, Kazım Baykal Caddesi'ne bakan binalarda ki bazı dairelerimize ciddi hasarlar söz konusu. Ama dediğim gibi can kaybı söz konusu değil. Yapılan bu sondaj çalışmaları ve zemin eti çalışmalarıyla beraber Çevre Şehircilik'in ilk müdahalesinde bakılan şeyde binalarla alakalı herhangi bir sıkıntılı durum gözükmüyor. Ama dediğim gibi detaylar biraz daha bu sondajdan ve zemin etilerinden sonra ortaya çıkacak. Onu da zaten kamuoyuyla, bina sakinleriyle paylaşılır. İnşallah hasarsız, sorunsuz bir şekilde sürecin atlatılması için el birliğiyle hareket edeceğiz. Tabii 40-45 yıllık binalar olması hasebiyle ve yüksek kodlu yerlerde aslında sağlam zeminler üzerinde oluşturulmuş binalar ama açıkçası binaların da yorgunluğu, bir de yoğun yağışlar ve kar yağışlarıyla beraber zemindeki gevşemeden mütevellit de özellikle bahçe kısımlarına gelen yükle beraber bir kayma söz konusu. Temennimiz inşallah herhangi bir sorun sıkıntı olmadan süreci atlatırız. Tabii biz işi yukarıya da rapor edeceğiz çıkacak sonuçlara göre. Tekrar ben geçmiş olsun diyorum. Tamam sen abi. En başta itibaren yani yer alan kazanma kadar yapıyoruz.